Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Köprünün rüzgardan sallanma anları dikkat çekti. Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü rüzgarda böyle dans etti. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez bağlayacak olan köprünün yapımı hızla devam ediyor. Köprünün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı. Köprüde yer alacak 87 tabliyeden 67'sinin montajı tamamlandı. Köprünün tabliyelerinin henüz tamamlanması nedeniyle şiddetli rüzgarla sallandığı görüldü. Köprü tamamlandığı zaman dünyanın çok büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak. Köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.